Efendim Yunanistan gerilimi tırmandırıyor. Hani bu olayın artık insani boyutunu da tartışmak lazım herhalde. Diplomatik anlamda bir yandan İstikşafi görüşmeleri, diplomatik yollar deneniyor, görüşmeler gerçekleştiriliyor ama biraz da hani amiyane tabirle bel altı vurma gibi bir durum söz konusu. Bilmiyorum siz katılır mısınız? Haberin detaylarını gördüğünüz zaman o gerilimin bir türlü düşmediği Ankara-Atina hattında o tansiyonu yükselten durumu göreceksiniz. Yunanistan'ın Selanik yakınlarındaki bir okulun bahçesinde bulduğu Osmanlı mezarlığındaki naaşları Türkiye'ye haber vermeden taşıması gerilimi bir anda artırdı. Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki Gargara köyünde bir okul bahçesindeki kazıda ortaya çıkan Osmanlı döneminden kalma mezarlıkta 201 mezar bulundu. Yunan yetkililer mezarlardaki naaşları Halkidiki ve Avranos Eski Eserler Dairesi'nin deposunda muhafaza altına aldı ancak Türkiye'yi bilgilendirmedi. Türkiye hemen Atina ve Ankara'da girişimlerde bulundu. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamesis Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin de aynı gün Yunanistan Dışişleri nezdinde inşaat faaliyetlerinin durdurulmasını ve naaşların İslam inancına uygun şekilde yeniden yerlerine defnedilmesini talep etti. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu yetkilileri de söz konusu köyü ziyaret etti ve yerel makamlarla görüştü. Mezarlığın Osmanlı döneminden kaldığı, kafatasları ve diğer vücut kemiklerinin kıbleye dönük olmalarıyla 201 mezardan birbirine ait tek Osmanlı mezar taşı bulunmasından anlaşıldı. Yunanistan'ın kuzeyindeki Selanik'e yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Halkidiki Yarımadası'ndaki Gargara köyünde Osmanlı döneminde yaklaşık 160 Türk aile yaşıyordu. Şu ansa köyde yaşayan Türk bulunmuyor. Lozan Mübadelesi ile Gargara'ya çoğu Erdek ve Kapadokya'dan giden Rum göçmenler yerleştirildi. İlçenin nüfusu yaklaşık 2500 kişi.